Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yuva açılış videomuz var. Bir iki gün gecikti. Gecikmesinin sebebi de kuşları falan ayarladım, yeni takımlar falan gelecek. Onları ayarladım arkadaşlar, videoyu çekemedim. Ancak bugün nasipmiş. Yavru satışımız oldu, onları da göstereceğim sizlere. Epey bir yavru sattık arkadaşlar. Son 4 adet yavru kaldı elimde. Onları da sizlere göstereceğim. Hemen sıradan başlayalım isterseniz. 2 numaradan başlayalım arkadaşlar. Burada Japonya Lutino takımım var. Şöyle gösterelim, erkeğimiz burada. Tam tepe, çift kanat dişimiz, kırmızı göz tepeli arkadaşlar, mantolu. Yavrularda böyle göstereyim. Bir tane bütün DF yavrum var. Bakın kanı ağır bastığı için kafası yan duruyor ama büyüdüğü zaman düzeliyor. Onda sıkıntı yok. Bir tane Painted yavrum var. Bu da tek kanat giriyor arkadaşlar. Sol kanadında çıkıyor. Bir tane de beyaz tepeli mantolu yavrum var. O da aynı şekilde Lutino kanından gelmiyor. Bakın annemiz geldi. Kırmızı gözlü gayet güzel yavru veriyor arkadaşlar. Kanı gayet sağlam, yavrularda ağır basıyor. 3 yavru burada var arkadaşlar. Bunları henüz satmadım. Renkleri biraz daha belli olunca satışa koyacağım. Renk olarak bir tane sarıdan gelecek. Sarıyı örnek size şuradan şunu gösterebilirim. Kremiyo beyaz, yani beyazla sarı karışık bir renk gelecek. Bunun aynısı olacak bir tanesi. Diğeri de arkadaşlar tek renk beyaz olacak. Öbürü de Painted olacak. Painted Japonesim vardı ama şu an maalesef elinde Painted Japonesi yok. O yüzden örnek gösterebileceğim de bir kuş yok. Sıradan geçelim. Burada papağan takımım var. Bunlar yuvaya falan girip çıkıyorlar. Ama bunların çiftleştiğini görmedim. Sadece yuvaya giriş çıkış başladı. Bunların alttaki takım, diğerlerini değiştirdim. 6 numaralı yuvamıza geçelim. Burada 9 yavrumuz var. 9 yavrunun 5'i satıldı arkadaşlar. Şu an 4 adet kaldı. Zaten son kalan yavrular da bunlar. Onları da gösterelim sizlere. Bakın orada bir tane şu sarı kaldı arkadaşlar. Buradaki yeşillim kaldı. Ve bu maviler kaldı. Gerisi hep satıldı arkadaşlar. Bütün yavruları sattık. 20 tane kuş vardı işte. 16 tanesini sattık. Son 4 adet yavru kaldı. İsteyenlere gönderimini sağlarız. Instagram'ımız Aytan Altı'yla üretim. Oradan iletişime geçebiliriz. Burada Sultan takımım var. Dişimiz biraz önce çıktı yuvadan. Dışkısını yapmak için çıkmış. Yeni yapmış zaten dışkısını. Bunlar yuvada yatıyorlar. Yumurta gelecektir. Yuvayı hazırlamışlar zaten. Bunlardan yumurta gelecek arkadaşlar. Çiftleşme videoları falan da var zaten. Instagram'da paylaşmıştık. Bunlardan yavru yumurta gelecek. Sultanlarımız belki yumurtlamış olabilir ama onların yuvası birazcık zor açılıyor. O yüzden en son bakarız onların yuvasına. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi uğraşmayalım. En son döndüğümüz zaman oraya bakarız. Burada yavrularımıza bakalım. Hepsi ölü gibi yatıyorlar. Şöyle göstereyim. Ama ölü değiller, korkmayın. Grilerim var. 3 tane gri yavrum var arkadaşlar. Biri Afyon'a gidecek, biri Konya'ya gidecek, biri gene bulunduğum şehirden birisini sattım arkadaşlar. Onun haricinde arkada yeşil yavrumuz var. Bu yukarıdaki Japonesi yavrumuz da İstanbul'a gidecek. İstanbul'dan bir abimize söz verdik. Ona ayırdık yani bu yavrularımızı. Bu yuvadaki bütün yavrular satıldı. Bunun eşi yarın değil, öbür gün yanlatılacak. Jumbo yavru bekleyenler çok fazla sayıda var. İhtiyacı karşılamam lazım. O yüzden Jumbo'ları tekrardan eşi atacağım. Şöyle aşağıya geçelim. Buradaki takımıma bakalım arkadaşlar, yuvamıza. Bunlarda en son yumurta yoktu. Şöyle yavaş açayım, dişimiz birazcık ürkek. Gelmiş yumurta, gayet güzel. İlk yumurtayı vermişler. Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah. Bu arada kuşlara ev ortamında bakıyorum. Mutfakla oturma odası birleşik bir odam var. Sağ tarafımız mutfak arkadaşlar. Masadan şöyle anlaşılacağı üzere. Bu tarafta oturma odasıydı normalde ama burayı kuş odasına çevirdik. Başka bir odamız var. Oturma odası olarak orayı kullanıyoruz. Kafes sistemimizde şöyle uzaktan göstereyim sizlere. Çift katlı salmamız var arkadaşlar. 12'li de böyle dolap kafesimiz var. Tel kafeslerimiz de mevcut. Daha da gelecek, ekleyeceğiz. Bunlarla da yetinmedik. Aşağıda bir tane Jumbo DF yavrum var ki bunu büyük ihtimalle kendime ayıracağım. Çok yapılı bir şey geliyor gibi gözüküyor bana. Şöyle karşıya koyayım, daha net görelim. Ellerim biraz soğuk, dışarıdan geldim. Köpeğimizi geziyordum. Hayvan şoklandı. Evet, DF sapsarı bir yavru geliyor arkadaşlar. Ve Jumbo ciddi anlamda sağlam gelecek bu. Bunu %80 kendime ayıracağım diyebilirim sizlere. Annesi birazcık suyu fazla içiriyor. Üvey annesi, daha doğrusu kendi öz annesi değil. Bu dişimize bakıcılık yaptırıyorum arkadaşlar. Yoksa yavru bunun değil. Yavru hangi takımın yavrusu, hemen gösterelim. Babamız burada. Jumbo sarı parçalı tüye girdi şu an. Tüyde yani bu hayvan. Annemiz de buradaki DF, burada tüye girdi. Zaten bunları ayırma sebebim de hayvanlar tüye girmesiydi arkadaşlar. Tüye girdiği için eşten ayırdık diyebilirim. Sultanlara geçelim arkadaşlar. Sultanlarımızın bakın bir tane yavrumuz yuvada atlamış. Lütfen, bunlar satıldı tabii ki. Bir tane de grey yavrumuz var. O da satıldı ama bu yuvanın kapağı birazcık zor açılıyor. Orayı açmayalım. Bir tane de gri var. Şunun aynısı arkadaşlar. Yuvadaki yavru bu. Papağanımızın aynısı. Bir tane gri attı böyle. Bir tane de sarı attı zaten. Lütfen görüyorsunuz karşınızda.
Öyle var. Buradaki takımımıza geçelim. Bunlar üçüncüyü yapmış olmaları lazım. Evet, üçüncü yumurtamız gelmiş. Gayet güzel. Bakıcılıkları da 10 numara, Allah'a şükür. Hani güzel yavru bakıyorlar. Bu takımımız yumurtlamış mı? Bu arada bunları sattık arkadaşlar. Satılık olan takımların arasında bunlar da vardı. Henüz yumurtlamamışlar. 4 güne kadar, 5 güne kadar ilk yumurtayı atması lazım bunun da. Çiftleşme devam ederse tabii ki düzenli. 2 gündür düzenli olarak çiftleşiyorlar arkadaşlar. İstanbul'a sattık. Onları İstanbul'a göndereceğiz bu takımımızı. Mor ve renkli erkeği mi de arkadaşlar? Bursa'ya göndereceğim. Bursa'dan birine satmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam hepsinin ismi listede var. Bir ajandamız var arkadaşlar. Sattığımız kuşları oraya yazıyoruz ve nereye göndereceğimizi yazıyoruz ki karışmasın diye. Yavrulardan Ankara'ya göndereceğiz, İstanbul'a göndereceğiz yine aynı şekilde. Hepsi yazılı bir şekilde duruyor. Evet, buradaki sultan yuvamıza geçelim arkadaşlar. Bunlar yumurtlamaya başlamışlardı. Bakalım kaçıncı yumurta gelmiş. Şöyle bismillah deyip yavaşça açalım. Vallahi bunu rahatsız etmeyelim. Bir önce kuluçkadan zaten stres olup kalkmıştı. Çok etkilemek istemiyorum. 3 yumurta vardı orada. 4. geldim bilmiyorum ama 3 garanti vardı onu. Sözünü verebilirim. Garanti orada 3 yumurta vardı arkadaşlar. Şöyle salmaya geçelim. Bakın burada İstanbul'a gönderdiğimiz yavrumuz var. Kapağı açmak istemiyorum çünkü bu sultan beni rahat bırakmıyor. Ya da kapağı açayım da şu sultanı alayım. Öyle göstereyim size içeriği. Daha güzel olacaktır. Gel. Gel gel. Duramadım bir yerinde, gel. Evet, buradaki yavrumuzu gönderdik arkadaşlar. Bunların kalıp olarak ilerleyen zamanda nasıl olacak? Örneğini size göstereyim. Bir önceki yuvadan abisi var burada. Bakın mesela mavi onun abisi. Kalıp olarak ciddi anlamda iri duruyorlar. Aynı yuva kardeşi burada mavimiz var. Şöyle göstereyim. Bunlar da ilk tüye girdiği zaman bu hale geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz kalıp olarak, sakal olarak gayet güzeller. Şu yavrudan bahsediyorum ben. Onlar aynı anne babadan çıkma yavrular. Bu da yerde yemiyordu biraz önce. Hala yememeye devam edecek. Sağlığı falan gayet güzel, Allah'a şükür. Sıkıntısı yok. Hasta kuşumuz şu an salma da yok. Zaten hasta olanlar ayrı bir kafeste duruyor. Onlar da burada arkadaşlar. Sağlık durumları da bunların gayet güzel. Dışkılar tamamen düzeldi. Önleme başlı. Ayrı kafeste tutuyorum. İlerleyen zamanlarda salmayı alacağız tabii ki. Salmada şu erkeğimiz satıldı eşiyle birlikte. Mor dişimizle birlikte güzel yavru veriyorlardı ama satma amacımı zaten sizlere söyledim. Büyük ırklara geçiş yaptığım için elinde olan küçük ırkları elden çıkartıyorum arkadaşlar. Şu an elimde 2 tane küçük ırk vardı. Bir takım bu, hani çek bunlar zaten. Renkli erkeğimizle alttaki mor dişimizdi. Bunlar mor, gri ve painted yavru veriyorlardı. Ki alacak kişiye de bunu zaten videosunu gönderdim. Yavru bakarken videosunu gördü. Diğer takımım da aşağıdaki spangle dişimle kremio erkeğimdi arkadaşlar. Onu da İstanbul'a verdik diyebilirim. Rezerve ettik. Gönderimlerine bu hafta veya önümüzdeki hafta başlayacağız. Yavrularımızın önümüzdeki hafta başlayacağız. Çünkü henüz yem kırmayı bilmiyorlar. Burası da dişi salmamız arkadaşlar. Bu mor dişimiz artık gidecek. Yeni sahibi Bursa'dan bir arkadaşımız, oraya gidecek. Başka burada satılan dişi var mı? Buradan başka kuş satmadık arkadaşlar. Burası dinlendirmeye aldığımız kuşlar. Tüye girenler. Burada satılan yok. Elimde kalan 4 yavru var sadece. Tekrardan söylüyorum. Yuvadaki o 4 yavru vardı işte. Bir tane tek renk sarı, bütün o kırmızı göz zaten. Tekrardan göstereyim sizlere. Almak isteyen kişiler olursa Instagram Ayten Altları Üretim. Oradan iletişime geçebiliriz arkadaşlar. Bu arada şunların tüneye gözüme çarptı. Tüneye çıkmış, onu ayarlayacağım ben şimdi. Yuvamızı açalım. Bakın hemen bu önümüzdeki mavi. Bakın bunlar Japonesin yavruları. Tepesinde bir tüy kalkmış, hatta belli oluyor. Aynı şekilde o mavi yavru ve bu yeşil, bir de bu sarı arkadaşlar. Hepsinin tepesi zaten gördüğünüz gibi kalkık. Japones ve tepeli mantolunun yavruları oldukları için bu şekilde tepelerinde bir kalkıklık oluyor arkadaşlar. İlerleyen zamanda da hani bu kadar net kafası açılmaz ama önünde sadece kalkık bir tüy olur yani. Anne babaları burada. Aynı zamanda bu takımın da yavrusu var orada. Maviler bunun yavrusu arkadaşlar. Saf Japones. Bu şekilde yavru atsaydı fiyatlar nasıl oluyordu? 250 civarı oluyordu arkadaşlar. Japoneslerde fiyat öyle. Mavilerde özellikle. Painted DF'lerde biraz daha pahalı. Bir 150 falan daha fazla arkadaşlar. Painted ve DF'ler, bilginiz olsun. Alacaksanız eğer, piyasa şu an öyle. Bu yavrulardan da zaten dediğim gibi satılmayan kalmadı. Şu an hangi yuva kaldı bakmadığımız sıraya bakacağız. Oraya da bakalım bari. Sözümüzün arkasında kalalım. Onun yuvanın kapağı birazcık zor kapanıyor. O yüzden hani o yuvaya çok bulaşmak istemiyorum. Tek elle zor oluyor yani, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim de telefon varken. Ama gene de dedik bari bakalım. Bunlar yumurtacaklar. Dışkımız büyümüş. Gayet güzel. Ama yumurta şu an yoktur büyük ihtimalle. Evet. Yumurta yok. Bunlarda çiftleşmeler devam ediyor arkadaşlar. Aynı şekilde. Yakın zamanda yavru yumurta gelecektir. Bu arada 1-2 gün içerisinde sizlere yeni aldığım takımların videosunu ileteceğim. Yarın kendim kuşları almaya gideceğim arkadaşlar. Papağanları almaya gideceğim.
Bayağı bir papağan alacağız. Çok fazla sayıda. Onların da vlog tarzında videosunu çekelim. Almaya giderken kendimizi gösteririz. Yolu falan çekeriz. Kuşlar olurken çekeriz. Ve eve getirdiğimiz zaman kafese atarken çekeriz. Bu şekilde bir video gösteririz sizlere arkadaşlar. Şöyle son yavrularımızı göstereyim. Şöyle satılan yavrularımız var. Onları göstereyim. Daha sonrasında videomuzu kapatalım. Tam oyuncu oldu bu. Özellikle bu iki gri yavru ciddi anlamda oyuncu oldu. Ama benim en çok sevdiğim yavrular şu ikisi arkadaşlar, bu yuvadan. Aşağıdaki yeşille grili yavru ciddi anlamda benim çok hoşuma gitti. Yeni kuş almasaydık eğer bunları kesinlikle kendime ayırdım. Hani satmayı da düşünmüyordum zaten, sizlere söylemiştim. Özellikle o iki kuş ve bir Japones yavrumuzu kendimize ayıracaktık ama maalesef maddi açıdan kendimizi rahatlatmak için yavruları sattık arkadaşlar. Yeni gelecek kuşların parasını bu yavrularla ödedik diyebilirim sizlere. Durumlar böyle. Yeşil de yerde koşuyor. Tüneye çıkacak şimdi, uçacak büyük ihtimalle. Ona da bakalım. Şöyle bu aşağıyı bu arada arkadaşlar, aşağıdaki bütün kuşları yukarı kafese kaydıracağım. Onu da söyleyeyim. Sebebi de yeni gelen sultanları aşağı kafese atacağım. O yüzden muhabbetler bir yerde duracak. Sultan papağanları bir yerde duracak. Bu şekilde de bir düzen oluşturacağız. Onun da bilgisini vereyim. Kuşlar geldiği zaman zaten size tekrardan söylüyorum, gösteririm. Başka göstermediğim yuva kaldı mı? Komple baktık, yavrular vardı. Boş yuvamız, yavru vardı. Burayı gösterdik. Buranın yanında dişi yok. Dişimiz yumurtlamış. Yavru bakıyor. Yumurtlayacaklar. Yumurtlamışlar. İki tane hasta kuş var. Eşit huyda olduğu için ayrı. Yumurta var, yavru var. Yumurtlayacaklar aynı şekilde sağ üsttekiler. Başka göstermediğimiz yuva kalmamış. Sadece şu yuvayı açamadım. Onu da dediğim gibi zor açılıyor. Tekerleği açıp kapatmam biraz sıkıntı oluyor. O yüzden açmadım arkadaşlar. Bir tane gri papağan yavrusu var yani orada da. Başka bir yavru yok. Evet. Gel seninle veda edelim, gel. Sultan alabilirsem sizlere göstereyim. Sultan benden hızlı çıktı. Papağanları rahatsız etmeye gitti. İşte üretim yapılan yerde kuş salmak tehlikeli arkadaşlar. Hani tehlikeli derken hayvanları boşa yoktan yere strese sokuyorsunuz. Mesela hayvanlar yumurtlayacaklar, çiftleşecekler ama strese girerlerse yumurtadan kesilirler. O yüzden çiftleşeceğiniz kuşların bulunduğu odada kuş salmamaya çok dikkat edin. Özellikle sultanınız varsa ciddi anlamda strese giriyorlar. Yani boşu boşuna hayvanları yormuş oluyorsunuz, öyle söyleyeyim. Siz benim gibi yapmayın yani. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Videomuza da bir beğen atarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.